Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz el sünnet ve cemaat nedir? Ehli sünnet ve cemaatin kısaltılmış adı da Sünni denir. Peygamber Şebbi Ali Sema Hazretleri benden sonra ümmetim 70 küsür fırka ayrılacaklar bu peygamber Demek ki ümmeti Muhammed'e peygamberden sonra 70 küsür bir adı şerifte de 73 diye geliyor ayrılacaklar. Bunlardan ancak bir fırka el cennet olacak diğerleri Allah korusun sapık olacaklar. Peygamber'in surlu Aleyhisselam adetlerine, menhum ya Allah Bu fırkayı naciye. Kimlerdir kurtan fırka? Kâr buyurdu. Ene aleyhi ve sahabi. Ben ve eshabımın bulunduğu inanç yol, işte kim bu yolda olursa ancak kurtuluş onlardır buyurdu muhteremler. Bunun için ehl-i inancında nedir? Sahabelerin her birine inanırız. Her birini severiz, ayrım yapmayız. Tabi bazı bazı da üstündür, eftaldir vardır. Ama sahaben birini sevip de diğerine kızmak bu yoktu, İslam'da yoktur bu. Şimdi gelin inşallah Ehl-i Sünnet ve Cemaat ismini kim taktı? Neden bu isim takıldı? Demek ki Peygamberimizin, Aleyhisselam Hazretleri'nin ve sahabının hepsinin bulunduğu inanç neyse, yol neyse, o yola bundanlara el deniliyor. Peki bu ismi kim taktı? Hazreti Osman'dan sonra, biliyorsunuz konu burada geçmişti. Hazreti Salih'in zamanında önce hariciler diye bir fırka, sapı fırka ortaya çıkmıştı. Ondan sonra da Hazreti taraftarları diye, yani bir nevi Hazreti meselesi, bir siyasi iktidar kavgasına sanki dönüştürüldü, bir taraftarlık diye tutular. Tabi sahaben birini tutan kişi ne yaptı? Bu defa diğer sahabelere düşman kesildiler. Bunlar tabi Şii, Şia denildi bunlara da. Yine bunların dışında Mu'tezile, Kaderiye, Cebriye, batıney gibi birçok şey böyle sabı fırkalar meydana çıkmaya başladı. Neden böyle oluyor? İnsanların bağısının yapısında, oluşumunda bir enaniyet vardır onur, benlik, büyüklük vardır insanların bazı yapısında. Bu gibi kimseler yalnız benim der. Kendi görüşünü ancak onu benimser, başka hiç kimseye bağlı bağımlı olamaz bazı kimseler. E bu gibi kimseler tabi zamanla İslam'a girince, Peygamber zamanı değil, ya halifeler zamanı değil, sonradan İslam'a bu gibi kişilere girince bunlar kendi sabık inançlarını da bu arada onur benli gibi yapılarını da İslam'a taşıdılar. Tabi ne yaptı bunlar? Akıllarına, görüşlerine göre işte baş yol tuttular bunlar. Yani bir grup, ekol oluşturdular. Liderlik e, tutkusuyla böyle yola sapıtlar bunlar. Bunun üzerine işte gerçek Müslümanlar da Peygamberimizi seven, Peygamberimizin bütün hesabını seven Müslümanlara da onlar kene her bir isim taktığı için bu ayrılma belli olması için bu isim takıldı. Ehl-i sünnet ve cemaati. Yani ehl-i sünnet Peygamber sünnetin tabi olan anlamına geliyor. Ehl-i sünnet mezhebinin Biliyorsunuz mezhepler meselesi önce iki ayrılır. Bir inançtan mezhep, bir de amelde mezhep vardır. Bugün konumuz inançtaki mezhep konusu. Nasıl olsa inşallah teala. İnançta mezhebimiz demek ki elhamdülillah yani bu dört mezhep buna tabidir. Şafi, Malik hepsi buna tabidirler. İnançta biriz elhamdülillah. elhamdülillah. Bu İnançta mezhebimizin tabi imamları da var. Önce imam ne anlama geliyor? İmam üç anlama geliyor şeriatta İslam'da. Biri imameti kübra deniyor. En büyük imam anlamına geliyor. İslam devletinin başına bu isim verilir. İmameti kübra denir. Bir de İmameti Sura deniyor. Küçük imam anlamına geliyor. Bir kişi bir arkadaşına bile imam namazı kıldırırsa o kişiye de imam adı verilebiliyor. Demek ki namaz kılan imam adı verilebiliyor. Bunlar adı imameti Sura. Küçük imam deniyor. Bir de bir ilim dalında uzmanlaşmış yeryüzünde zamanında tek olmuş. Yani onun döneminde olan diğer bütün insanlar onun bu konudaki ilmini kabullenmişler. Bunlara da imam denir. İlimde imam. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, yani gibi hatta İmam-ı Gazali gibi bunlar da her biri de fıkıhta, ilim dallarında imam olmuşlar yer zamanından bütün o dönemin en büyük alimleri, büyük evliyalar bunların büyüklüğünü kabullenmişler. Şimdi inançta imamımız kimdir? Biri imamı Ebu Mansur Muhammed Mahturidi Hazretleri deniyor. Bu aslında imam ı Azam'ın talebelerin talebelerinden, Hanefi konudan geliyor. Bu bunun zamanında sapık fırkalar çoğalınca her sapık fırka da kendi görüşünü e, kalkınca tabi insanlar şaşır, şaşırmış duruma geldi insanlar da hangisi ne yapacaklar diye işte bu imamın mahtürü dediğimiz zat imam azamın talebenin talebenin okuldan geliyor kendini bu yola verdi İslam akidesi inancını inceleme kendine verdi ve zamanının imamı oldu. Yani inanç açısından o döneminki en büyük büyük velileri, en büyük ilim adamları hepsi bunu lider öndere kabullendiler. Biri bu. İkincisi de İmamül Hasan Eşter Hazretleri deniyor. İki kişi bunlar. Bu da Şah-ı Mesebi kolundan geliyor kendisi de. Hatta sahabeler Ebu Musa Eşazetleri'nin torundan oluyor kendisi. İşte bu iki imam ne yaptılar bunlar? Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin eshabının bulunduğu inanç, itikadlar neyse bunlara bütün delillerle incelerler, bunlara topladılar. Ehl-i Sünnet'in akaidini meydana getirirler. Akaid, akidenin çoğuludur. Akide, akil inanç demektir. Sağ inanç demektir. Peygamberimiz buyuruyor aleyhissalâtu adetleri. اَسْحَابِكَ النُّجُومِ Buyuruyor aleyhissalâtu adetleri Peygamberimiz. Benim sahabelerim diyor Peygamberimiz her biri yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayeti doğru yolu bulursunuz bunu peygamber buyuruyor, buyur buyuruyor. Şimdi ehl-i sünnet ve cemaattaki inanç nedir, nasıldır? Bu tabi imanı konudur, inanç konusudur. Gerçekten önemli kelimesi de az yani zorunludur. Yani hayattan daha zorunlu bir mesele bu mesele. Nasıl olsa inşallah. İnşallah belki bir iki hafta daha ödeyecek bu konu. Bu konu inşallah güzel dinleyelim, belleyelim inşallah bunu. Şimdi ehl-i sünnet ve cemaat akidesinde, inancında önce kelime-i anlamı nedir? Kelime-i biliyorsunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülühü. Bunun anlamı ne şimdi? Ehl-i Sünnet inancına göre. Eşhedü ben şahadet bulunuyorum anlamına geliyor. Eşhedü ben şahadette bulunuyorum. Bir şahadet yani şahitlik yapma. İnsan neye şahit yapar? Bir kimse bir konuyu, olayı kesin biliyorsa, o zaman o kişi okulda şahitlik yapar. İşte demek ki bir mümin de iman konusunda imanı kesinleşince bu kelimeyi kullanıyor. Eşhedü, ben kesin olarak şahite bulunuyorum. En, yani şunaki, ki, edat, ek oluyor burada. La ilahe illallah. Celalü. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah bir cilalü. Başka ilah yok. Tapınılacak. Kulluk edilecek. Dua edilecek. Yalvarılacak. Sayılacak. Başka ilah yoktur. Allah birdir cilalü. Şöyle kimse insan etrafımıza baktığımızda en üstün varlık insan şu alemde. Akılla, bilinciyle, e, kültürüyle en üstün insan varlık insan. Ama insan aciz ama. Kişi aciz. İnsan bir diş ağrıyor gece, insan kıvran diyor. Bebrende bir taş oluşuyor, taş oluşuyor bebrende. Kişi terler döküyor gece, sancıdan kıvranıyor. Bu mu ilah olur? Ya. Kişi bir kabuz oluyor, ah buyurun, tuvalete çıkamıyor. Zorlanıyor, zorlanıyor, kan geliyor çıkamıyor tuvalette. Bu insan ilah olur mu? Olamaz Aciz insan. Hastalamamak elimizde mi? Ölmemek elimizde mi? Havayı soğumak elimizde mi? Muhtaçız her şeye. E, i̇nsan ile olamayınca insan dışındaki varlıkla ile olabilir mi? Tabi olamazlar ya. Bir taş parçası, ağaç ile olur mu? Olamaz tabi. Şimdi önce allah Teala burada tanımamıza gerekir. allah Teala'nın sıfatları var. Esması var Mevlamızın. Sıfatları önce sıfatı zatiye dönüyor. Sıfatı ı Sıfatı Buradaki ye yayın nisbiye deniyor buna. Allah Teala Celle Şanlığı, kendine has özel sıfatlar Mevlamız'a. Neler bunlar? Vücut. Allah'ın varlığı var olması Mevlamız. Varlıklar üç yerdir varlıklar. Birincisi vacibi vücut deniyor. Vücudu varlığı mutlaka olması şart. Haşa bu alemin Rabbi olması olur mu? Olamaz. Dengrize olur mu? Olmaz değil mi ya? Olmaz. Bir evde aile reisi olmasa, bir sınıfta öğretmen olmasa, bölükte bir subay komkomtu olmasa, bir ilde vali şubu görevli olması ne olur? Kargaşa olmaz. Kargaşa olur gider. Bunun için şu andaki denge düzen neyi gösteriyor? Allah'ın varlığını biline gösteriyor. Bir de mümkünür vücut deniyor. Mümkünür vücut. Olması mümkün olabilir. Olması olur ama. Mesela insan denen varlık. E insan diye yoktu varlık şu alemde. Adem Allah yarattan sonra insan diye varlık oldu. Yani şu alemde şu dünya gezegeninde insan diye bir varlık yaratılması alemine yine aynı alem idi. Dünyada dönerdi, güneşte yine dönerdi, gene bu devran devam ederdi. i̇nsan olması şart değil, mecbur değil. Kardeşim. Mesela biz de yaratılmıştık, şu anda dünyadayız. Olmasak olmaz mıydı? Olurdu gene, olurdu. Bunun gibi Allah'tan başka ne kadar varlık varsa bunların her birinin varlığı mümkünül vücut. Güneş de olması olurdu. Hayat olmazdı. O zaman evvelen başka hayat bize verirdi. O da var cemaatimiz. Bir de mümteniül vücut var. Olmaz imkansız. Allah'ın haşa orta denge şirik olması bu mümteniül olmaz Kıdem beka. Allah Teala varlığı kıdem kadim. Yani sonradan haşa olma değil. Beka Allah Teala varlığı baki ebedi. Allah'dan sonu yok deriş haliyle. Biliyorsunuz her canlının bir sonu vardır. Her canım tadacaktır. Ama Mevlamız o hayyül kayyumdur. Allah Teala bir şeye benzemez muhalil havadis deniyor buna. Allah Teala Mevlam Celleşanı hiçbir şeye benzemez. Şeytan insanların bazen kalbine vesvese verir, dürtüter. Haşa işte Allah şöyle böyle mi? Hayır Değil böylece. Hay Allah Teala hiçbir şeye benzemez Mevlam. Kıyam bizzati Allah Teala'nın varlığı zat ile kayımdır. Hiçbir şeye de muhtaç değildir. Yine ehl sünnet ve cemaat mezhebine göre Allah Teala dünyada görülenmez. Bizi Allah öyle yaratmış ki insanın yapısı, dünya yapısı Allah Teala görmeye müsait değil. Neden? Çünkü Musa Aleyhisselam Hazretleri Tur-i Sina'da iken, Tur, Tur Dağı'nda her peygamberin başka özelliği olduğu gibi Hazmuz özelliği de Kelimullah idi. Allah'ın kelamını duyardı. Tabi Allah kelamı Celle Şanlığı mekandan münezzeh. Yani bir cihetten gelmiyor. Ve Allah kere Musa Aleyhisselam kul anlatayım duymazdı. Musa Aleyhisselam'ın bütün duyuları, hücreleri onu duyarlardı. Bir kimse mesela nasıl olsa da bir evliyaya kişiyi ziyarete gidebilse, tabii gerçek evliya olsa, Allah dostu yani olsa, gerçek evliya olsa, bir kişi böyle bir insanın ziyarete, onu onunla görüşebilse, Kişi orada mutlaka değişiyor muhtemelenler. Feyiz alır kişi orada. Bazı manevi feyiz alır, o hale gelir kişi. Hele biraz da yukarı çıkalım. Mesela tebi tabi'in, tabi'in. Hele bir insan bir sahabeyi görebilsek, tabi bugün için mümkün değil ama fakat rüyada olabilir bu muhteremler bu. Bu rüyada olabilir. Ee, bizler hiç olmazsa rüyamızda bile bir sahabeyi görebilsek görebilsek günlerce onun ruhsal zevk gitmez bizlerden. O kadar tatlı gelir. Biraz da yukarı çıkalım. Gelelim Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. E nasip olsa da Peygamber rüyamıza görebilsek az madem, Görebilsek Peygamberimizi açık net görebilsek Peygamberimizi e, tabi bu zevk işe benzemez. İşte Musa Aleyhisselam Hazretleri allah Teala'nın sohbetinde idi yani tur Sina'da. Allah-u Teala'nın sohbeti Musa Aleyhisselam sohbetinde Allah kelamını işitiyor, duyuyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bütün hücreleri yandı, Allah de yandı. Allah de yandı, çıldıracak. O aşk yaktı. Dayanamadı aşkı. Ne yaptı? Kale, erini enzur ileyk dedi artık. Ağzından bu kaçtı. Ya Rabbi bana cemalle göster. Seni göreyim dayanamam. Yandım dedi ben. Bela buyurdu. Kale len terani. Ya Musa sen elbette ki beni göremezsin. Şimdi bazı sapı fırkalar buna bakarak Allah Teala diyorlar len terani buyurdu. Beni göremezsin buyurdu. Allah Teala ahirette görünmez diyorlar bazı sapık fırkalar. Ne diyor Elüsen bunlara? Allah Teala burada len üra buyurmadı. Yani görünmem buyurmadı. Len terani sen beni göremezsin buyurdu Musa ama İncilik burada şimdi işte. Yani ya Musa sen dünyada iken şu bedeninde iken beni göremezsin. Çünkü Allah Teala daha tecelli etti daha bir anda parçalandı. Mevla buyuruyor, cealehu dekka. İnfrak daha. Daha parçalandı. Toz duman oldu daha. Böylece. Musa Aleyhisselam Allah te tecelli Hz. Musa Aleyhisselam'ın hücreleri kalmazdı. Toz olmazdı da erirdi. buhar bir de uçak giderdi. Böylece. Onun için dünya böyle bunu göremez. Ama inşallah cennette Mevlam benim, gösterecek az cemaat. Tabi nasıl olacak onu bilemeyiz, nasıl olacak bilemeyiz. Yalnız tabi Peygamberimize dünya, nasip oldu ama dünyada değil gene ama. Miraç makamında, Kavbe kafseinde Orada nasıl oldu, Peygamber nasip oldu. Bir Hazreti Abdülkadir Geylani yanında talebeleri, giderken yolda namaz vakti gelmiş sahrada yani açık arazide e, cemaat yapıp namaza duruyorlar. Tam farz kılarlarken kılarken yerle gök arasında büyük bir taht üzerinde çok nurlu bir varlık beliriyor. Şöyle bağırıyor o kişi. Yer gök arasında bir tahtın oturmuş. Ya Abdülkadir, ben senden razıyım. Senin talibinden razıyım. Hepin cennetliksiniz. Artık namaza gerek yok, bırakın namaza diye. Bunu duyan Abdülkadir'in talibinin çoğu namazı bozuyorlar. Yani Allah bizden razı artık diyorlar, bozuyorlar. Bakıyorlar, Hoca Abdülkadir Hazretleri namazı devam ediyor. Namaz bozmamış o. Namaz devam ediyor. Tek tabi namaza giriyorlar bunlar da. Namaz bitince Abdülkadir Hazretleri işte başını kaldırıyor da Ey mel'un um şeytan defol git oradan diyor. Bağırıyor. Hemen şeytan insan şekline bürünüyor. Yanına geliyor. Yanına geliyor. Ya Abdülkadir Allah aşkına bana doğru söyle benim şehit olduğumu nereden bildin? Ben diyor nice evliyayı böyle kandırdım diyor. Ben sen Rabbinim dedim, affettim dedim, kulum dedim, kulkabettim dedim. Nice evliyayı ben kandırdım, seni bak kandıramadım diyor. Benim şehit oldum nereden bildin? Kur'an'dan bildim diyor. Nasıl bildin? allah Teala mekanda münezzehtir. Sen bir mekandasın. Belli yerdesin diyor. İkincisi Mevlam buyuruyor diyor. Hatta etaner yakin. Ölüme kadar ibadet edin Allah Teala buyuruyor. Sen namazı kaldırın dedin diye. İşte demek ki dünyada kul tabi Mevlamızı göremeyiz. Ancak ilham denen bir şey vardır. ilham. Bu ilham kalbe gelen bir ses. Hatta öyle ses diyor bunda. Harf kelime yok bunda, ilhamda. Bu tabi şeytan da olabiliyor, melekten olabiliyor. Bir de Allah dostlarına, yani kendine tam Allah-u Teala verenlere, Allah diye yananların kalbine, Allah tarafından da ilham gelir, ilham. Nedir ilham? allah Teala'nın ona konuşması muhtemelenler. Bunda ses yoktur iş, Kalp duyar bunu, kulak duymaz bunu. Bunda harf kelime yoktur. Bundan zaman da yoktur ama. Mesela bizler konuşurken şimdi e, on kelime birden söyleyemeyiz. Teker teker söyleyiz. Zaman ihtiyacımız vardır. Ama ilahi ilhamda zamana gerek yok orada. Allah Teala kuluna bir saniyede binlerce ilmi veri verir Bu sıfatlar sıfatı zatiye yalnız Allah'ın zatına kendine has sıfatlardır. Yani Mevlamızın varlığı, e, ebedi oluşu, bir şeye benzememesi, zat kaymaması Allah mahsustur. Allah Teala'nın diğer sıfatları insanda bulunabiliyor ama mecazi anlam deniyor bunlara. Neler bunlar? Buna şimdi. Bir de sıfatı subutiye. Sıfatı subutiye. Sıfat yani özellikleri. Sübut, sabit, değişmeyen sıfat anlamına geliyor. Allah-u Teala'nın bir e 8 sekiz tane değişmeyen sabit sıfatı var. Biri Hayat. Allah Teala'nın hayatı tabi kendi zatından hiç değişmez. Ebedidir, ezelidir böylece. Şimdi bu sıfatlar bizde var mı? Var. Nasıl var? Mecazi anlamda, hakiki değil, gerçek değil ama bizde. Bizde hayat var. Bizim hayatımız mecaz anlamında, gerçek değil, hayal gibidir. E bize hayatı Allah Teala verdi. Yani hayatı bir kimlik edilmedik hayatı. Allah bir hayatı verdi. Hayatımız Allah Teala'nın iadesine, takdirine bağlı. Bu kadar. Ne kadar yaşatır, ne zaman öldürür, ne zaman diriltir, karşı biliyor muyuz? Karışamıyoruz. Karışamıyoruz. Yine bizim hayatımız Allah'ın koyduğu kurallar gereği bazı sebeple Kur'an'la bağlı bizim hayatımız bir ayrıca dışarıdan. Ne gibi? Önce hayati organlar bak. Kalp, beyin, ciğerler, bebekler gibi. Bunlara bağlı hayatımız. Bunlar olmadı mı, çalışmadı mı? Hayat olmuyor. Yine bizim hayatımız dışa bağımlı. İşte önce oksijene bağımlı. Suya bağlı, gıdaya bağımlı. İşte Allah'tan hayatı, velam hayatı kendi zatından hiçbir şey bağlı değildir. İkincisi ilim. Allah bir sıfatı da alim ilimdir. Allah Teala Mevlamız her şeyi bilir. Allah Teala her şeyi biliyor. E biz var mı bu sıfat var? Gelen mecazi ama. Bize bir şey biliyoruz ama bizim ne de bildiklerimiz Allah'ın ilme katında hiçtir o kadar. Musa Aleyhisselam Hazretleri, biliyorsunuz Kefses'te okunay geçiyor. Kuyuya alsam aramaya gitti. Buluştular. Bir gemiye bindiler. Biri Musa Aleyhisselam, Mürşit Resul Peygamber, hatta Ullazın Peygamber Musa Aleyhisselam, kitap sahibi, teroz sahibi. Diğer Hızır Aleyhisselam, ledünnî ilim sahibi. İkisi gemiye bindiler. O arada bir kuş denize daldı. Çıkarken gagasından, kuşun gagasından bir damla su düştü. Aktı yanım aslında. Dedi ki Selam, bak ya Musa dedi, senin ilmin, benim ilmim Allah ilmine göre kuşun gagasındaki da damla kadar bile değil dedi. Böyle. Yani Allah'ın ilmi bir deniz olarak kabullense, kabullense tabi ona sınır yok Allah ilmi sınır yok. Öyle bile olsa, senin benim ilk ilmin toplamı bir damla kadar bile değil buyurdu muhteremler. Yerde gökte ne varsa, yerde gökte ne varsa, ki mevla buyuruyor, biz kale derretin fil ardı bela fil sema mevla biz kale zerretin bir zerre ağırlığında, nedir zerre? Arapçada en küçük maddeye zerre deniyor. Eski Yunanlar atom demişler en küçük maddeye eski Yunanlar. Arapçada en küçük maddenin en küçüğüne zerre deniyor, zerre. Yani atom anlamına geliyor bakınız. Yeryüzünde ne kadar atomlar var? Yer kabuğunda, suda. Atomlar biliyorsunuz katı oluyor, sıvı oluyor, gazanlı oluyor atomlar. Okyanuslar hep atomlar işte böyle. Havadaki atomlar, böyle. yıldızlar, güneşe her atomu medene geliyor bunlar. Allah Teala bunların her birini atomu da mevlam biliyor. Onu Rabbimi yarattı. Atomlar bir düzene bağlı. Elektronlara dönüyor, nötronlara var, protonlara var, sayıları belirli, ağırlıkları belirli, belirli, belirli. Bir madde diye maddeye geçiyorlar, saçıyorlar, işte bakın adı cemaatimiz Allah tabi hepsini biliyor. Biliyor. İnsana gelince gerçekte her varlık atomdan meydana geliyor. Ağaç da bir atom yığını, da atom yığını aslında. Evet hücre ama hücrenin yapısı temeli yine atoma dayanıyor. Atomdan meydana geliyor. Demek ki insanda atom yığını taş atom yığını bitki ben, atom yığınıdır. İşte Mevlam bizim hücremizin sayısını biliyor, yapısını biliyor, çekidene biliyor, içindeki genlere biliyor, kromozomlara bile Mevlam. Ona yaratan Mevlam. İlmi ilahi böylece. Sonra Rabbim ilmi ezeli, ebedi Mevlam'ın ilmi. Bizler daha önce ne haldeydik? Hangi toprak maddelerinde idik bizler daha önceden? Çamur olduk, birki olduk, yendi, kan olduk. Hangi bedende, hangi damarda kanlar dolaştık? Ne zaman hücreye dönüştük? Hücre, hücre ve olduk. Ne zaman devletten atıldık muhteremler? Ve ileride ne olacak? Hangi insan, hangi toprağa gömülecek? Mühtemeler. Ya. Kişi nerede ölecek? Ne zaman ölecek? İnsan hangi toprağa gömülecek? Kişi ne zaman kabirden kalkacak, mahşer durumu ne olacak ve insanın cihet hayatın tamamı Allah Teala biliyor bunları. Bu için Allah'tan gizli bir şey yok. Semi basar, semi işitici. Allah Teala mevlamız her şeyi işitiyor, duyuyor. Yine bize gelelim. Bizde bu sıfat var mı var? mecazı var. Biz işitiyoruz. Ne ile? Bazı aletlerle. İşte dış kulak, orta kulak, iç kulak derken beyne geliyor. Bunları aldık mı, bozuldu mu, arzu yaptı mı bunlar? İşitemiyoruz işte muhtemelen. İşte. Sonra bizim işitmemiz biz neye bağlı? Mesafeye bağlı. Uzaktan konuşabiliyor, duyamıyoruz. Üç kişi, beşli birden konuşuyorlar, karıştırır, duyar, anlayamıyoruz. Ne oluyor? ya susun. Sen sus bakalım, sus bakalım. şimdi dinleyelim bakalım. Karıştırıyoruz derler. Bakınız Mevlamızın sıfatına bakalım, işitmesine bakalım. aziz cemaatimiz. Bu kadar insan, bu kadar insan. Kimi Allah diyor, kim bilmem gol diyor, kim bilmem ne diyor. Değil mi? Kimi Kur'an okuyor, kimi Allah zik ediyor, kimi günah işliyor. Uçan kuşlar, denizdeki balıklar, yeraltaki karıncalar, Esen yerler, o dalgalanan denizler, okyanuslar, nasıl aşağı geliyor onlar, aşka geliyor Allah denirse kabul ediyorlar. O kadar melaike-i kiram, huyler, melekler, her birinin bir zikri var, her birinin bir tesbihatı var. Allah bunun hepsini işitiyor, yine karışmıyor Kişi bunu bazen kendi fark eder. Mesela insan bazen daralır. İnsan daralır, 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 artık işi aczini anlar, imkânları gitmiş, eline bir şey gelmiyor, bura gelmiyor, daralmış, bir şey yapamıyor. Kul ne yapar? Elini açar, Allah yalvarır. Allah'ım, sen biliyorsun Allah'ım der. Aciz misin, yaparsın der. O anda kul biliyor ki, Allah onu görüyor, biliyor, dinliyor bak bir tane de. İşte adı cemaatimiz. Her bir varlık Allah zikir her bir varlık böyle. Karınca hep Allah zikir ediyorlar İşte Allah semiyedir. Hepsi işitiyor azı cemaatimiz. Bir gün sahabeler bir savaştan sonra sefer sonunda Medine'ye dönerlerken çok yüksek sesle tekbir getirirler. Allahu Ekber diye bağırdılar. Peygamber diyor ki, İrbehu. Yani kendinize gelene ne yapıyorsunuz? Haş Allah sağır mı haşa? Ne bağırıyorsun bu kadar bu Bunun için demek ki insan kalbinden de dua etse, kişi yavaş da dua etse, ne yaparsa yapsın, Allah hepsi işi biliyor, işitiyor allah Teala basır Mevlamız, Basıyır. allah Teala her şeyi görüyor, her şeyi görüyor. Yine bize bakalım, şimdi bu sırada bize var, mecazi olur bize bize görüyoruz. Ne ile göz yenen organa muhtaçız. Ona mahkumuz. Bak ya onu da yaratan Rabbim. Sana bakın ilah kudret, ilah ilim. Göz bu kadar kıymetli. Tamam kulağı biraz kişi zarar etmez. Ama göz zarar geldi mi zarar ediyor. Mevla ne yapıyor gözü? Bak bir muhafaza almış göz böylece. Etrafı yarım kale gibi İçten gömülmüş çukura göze göze tabaka, 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 tabaka böyle şey. Tabaka, tabaka. Bizim görmemiz şu göze bağlı olan mecnun mahkumuz. Göze böyle şey. Haş allah Teala öyle göze değil aziz cemaatim efendim. Hatta melekler bile, onlar bir olgu yok meleklerde bile. Yani ruhumuz o şekilde. insan ruhu da görür, işitir ama kulakla göze alete değil ama. İşte Yüce Mevlamız allah Teala Celleşanü her şeyi görüyor Görüyor böyle şey. Hadis-i Şerif vardır. Karanlık gecede kara taşta gezen kara karıncayı allah Teala görüyor. Ayak sesini de işitiyor, duyuyor aziz cemaatin böyle Yani allah Teala'nın gizli hiç ama hiçbir şey yok. İşte bir insan elüsel inancı olarak gereği olarak kişi bunları iyi bilirse o kişiye, haşla günah işleyebilir mi? İşleyemez mi? Günah işleyemez kişi işte. Kişi günah işleyemez. Allah beni görüyor biliyor. Kişi bağırıp çağıramaz. Kişi boş konuşamaz. Kişi gevzelik yapamaz. Allah size duyuyor der cemaatimiz. kısa örnek vereyim araya girecek her şey ama Hazreti Abdullah bin tüster Hazretleri çok kısa geçeyim konuyu inşallah. 7 yaşındayken dayısı yanına kalmaya, yatmaya gidiyor. Dayısı da Eylullah'tanmış. Yani bir soylu bir aileymiş demek elhamdülillah. Diyor ki bir gün bu yeğenine yavrum Abdullah diyor. Ben sana yavrum bir ders vereyim yavrum diyor. Sen bunu devam et yavrum olur mu diyor. Peki dayı diyor. Her zaman diyor yatmadan önce otur yatağın üzerine yüz defa, yüz defa Allah, Allah, Allah de diyor Cezalü. Ama her Allah deyişe şunu bil ki diyor, Allah Arapça araç tabi söylüyor. Yani Allah benimle beraber. Allah beni görüyor, biliyor, sesimi duyuyor. Bunu da düşün anda diye böyle. Yani Allah derken aklına bunu getir diyor. Bu çocuk otur yatağın üzerine, Tabi tertemiz çocukmuş. Kuran'ta gibi ruh gönlü varmış. Otur yatan çocuk dayısının aynen tavsiye üzerine aşe Allah Allah derken Allah görüyor, biliyor, duyuyor. Allah huzurunda. Öyle bir havaya bürünüyor ki bambaşka hale geliyor. Böyle. Allah Allah deyince her Allah değişinde sana bir manevi bir derece alıyor. O hale geliyor. Tabi yatıyor. Yatıyor ama o geceki yatması başka yatma oluyor ama ya. Çok tatlı oluyor. Yerde mi gökte mi belli değil kendisini bilemiyor. Ve tatlı fiizli Allah huzuruna kendisi. Tabi sabah kalkıyor. Dayısı bunu camiye götürüyor. Bakıyor ki namaz başka namaz ama şimdi ya. Allah huzurunda ya şimdi. Allah benimle beraber. Allah beni görebiliyor diye. El bağlı Allah huzurunda namazı başka namaz oluyor. Derken o gün sabah oltan sonra, kahvaltıdan sonra sokağa çıkıyor. Arkadaşlarına oynayacaklar. Erken çıkarlarmış. Arkadaşı geliyor, Abdullah gel, ta yine. Abla geliyorlar oynayalım. İşte bakıyor bakıyor da oynayamıyor. Oynayamıyor be. Allah beni görüyor, biliyor. Aklına bu hayal geliyor be. İşte Allah huzurunda ve atlamak, sıçramak, koşmak, gevezelik yapmak yapamıyor Yapamıyor. Demek ki işte bize, İnşallah Teala bilse ki Allah Teala alimdir, semiydir, basirdir Mevlam. Her şeyi görebiliyor. Allah huzurunda Celle Tabi hayat değiştirmez Celle Allah Teala tevekkülü değiştirir, ibadet değişir. İrade. Allah'ın bir sıfatı da şanlüyü, irade. İrade dilemek, bir şey istemek irade. İrade kül, iradan tam Allah mahsustur. Allah bir şey diledi mi? Ne yapar? Kün fevkü. Ol, mevla, yani buradaki ol, Allah dilediği an fevkün, buradaki fez fey takibiye, hemen oluverir. verir. şey. Bizde var mı irade? Var. Var ama bizim irademiz şu bedene bile geçmiyor ki ama şu bedene bile geçmiyor ki irademiz böyle. İşte bir insan Allah yolunda ilerledikçe, bakalım aldıkça kişinin iradesi kuvvetlenmeye başlar. Buna tasavvufta tasarruf deniyor. Tasarruf. Tasarruf yani sarf kökenden geliyor. Eğirme, çiğirme. Bir Allah dostluğu, gerçek Allah dostu, Allah dostu, o kendi bedenini aşı irade etti, artık tasarrufa başlayabilir. Mesela kitle kapı açılır, dilediği an. Ağaç yamulur, su çıkar üzerine gelir, tasarruf dönüyor bunlara. İşte cennette bu hayat olacak müminler için, cennette muhtemelenler. Cennette kişi oturduğu yerde, Bakacak ki bir ağacın dalında öyle bir meyve var ki gözleri kamıştır renginden, görüntüsünden, kokusu o bambaşka bir şey, canı istedi. Ama yatıyor, işte yanında yatıyor. Ayağa kalkacak mı? Yok, yok. Merdiven lazım mı? Yok, hayır. İrade. Göz kapağını nasıl işte irade kap açıp kapayabiliyorsa, parmakla hareket ettiği gibi, cennete irade ettiği anda ağacın dalı onun sanki organik bir parçası. Ona bağlı olacak, gele verecek. İşte alı cemaatimiz hayata dünyada bu oluyor. İşte budur mucize. Peygamber mucize muhterem der. Evlada kiramat budur işte. Dışta tasarruf edebilme. Tasarruf edebilme. Tabi Allah'ta iradesi Mevlamızın yerde, gökte, arşta, ferşte, bersahta, dünyada ve izim içimiz yapımızda hiçbir zerre Allah dileme dışına çıkamaz adı cemaatı. Her şey hakim evlâmız. Kudret, kelam, tekvim bir de var. Kısa geçeceğim inşallah. Şimdi arkadan bakın burada kudret, güç geliyor. Mesela gene bize gelelim. Bir şey görüyoruz. Duyuyoruz. Diliyoruz şöyle yapalım. Ama neden yapamıyoruz? Güç yetmiyor. Kuvvetimiz kısıtlı. Mesela bir radar gösteriyor ki uçak düşüyor yere. Radardan bunu görüyorlar. Uçak düşüyor. Görülüyor. Hatta pilotta da konuşuyorlar. Sesini duyuyorlar. Yardım da istiyor. Görüyorlar da ne yapıyorlar ama güç yok değil mi işte. Mesela örnek olarak bir şiddetli yağmur geliyor. Aşırı yağmur geliyor. Tam uzaydan, uydudan bunları işte yapıyorlar. Gök, bulutların hareketini görüyorlar. Bulutların yapısından bu biliniyor. Bu. Yönleri biliniyor böylece. Işte. Efendim işte filan günü filan yarak çok sağarak yağışlar geliyor. Sen olabilir. Görüyorlar. Biliyorlar. Önlemek ne gerekiyor? Güç yok ama. Güç yok. Hatta deprem olacağını bile bilebilseler. Bilebilse ne yapabilirler? Ne yapabilirler? Hem haber verirler. Haber verdi İstanbul'u bir şehir muhtemelen. 20 kapatmanlar üst üstüne ne yiyecek bunlar? Ne yiyecek bunlar? Ya. Az cemaatimiz. İşte kudret bak kudret böyle işe. allah Teala Rabbimiz her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeyi işitiyor. allah Teala Mevlamız ne dilerse onu yapmaya kadir mutlak. Ala külüşeyen kadir Mevlamız. Yüce der Efendim işte öyle bir mikrop girmiş ki, Bugün tıp buna bir çare bulamıyor. Ölüme mahkumuz tıp ben. Bir nedir aslı? Mikrop. Can küçük bir varlık. Küçük bir varlıklar böyle var işte. i̇nsan bundan aciz. Aciz bundan. Ama Mevla dilerse, dilerse muhteremler, ne yapar Mevlam? Her şey Allah dünyanın çift yaratmış. Bak. Yapmış. Ak yuvarlar var bedende. Onlar bizi koruyor. Askerler, ordu işimizde. Akıvarlar, Bedene Yabancı bir madde girdi mi? Bakın küçük mikrop gö görür mikrop bedenine girdi mi? bunda bunu haber alıyorlar. Hem ona saldırı geçiyorlar. Savaşıyorlar lan böyle. Savaşıyorlar, savaşıyorlar. Allah Teala dilediğine yardım ediyor burada. Allah mikrobi yardım ediyor. Akıver yeniliyor. Kişi yeni düşüyor. Allah akıver yardım ediyor. Mikrobu yutuyorlar, imha ediyorlar. İnsan sağlığına kavuşuyor. Bak Allah'ın ne iradesi o oluyor. Bence. Kelam tekin, kelam Allah'ın kelam söylemesi, işte bir de Kuran-ı Kerim'dir. Allah'ın kelamı Kuran-ı Kerim ı Mevlâ'mızın. Tabi Kuran-ı Kerim bir mezhep vardır, batıl yani inançta, mutezile diye. Bunlar bir zamanlar Abbasi döneminde iktidara ele mutezile mezhebi. Biliyorsunuz bir ülkede sabık inançlılar iktidarı ele geçirince ne oluyor? Onlar inancına rejim dönüyor sefer. Mesela Rusya mesela komünizm vardı. Neydi onlara göre rejim. Kim konuyla karşı Rusya'da rejim düşmanı. O da aynıydı. Böylece. Yani bir ülkede e, sabık inançlılar iktidarı hakim oldular mı? Onların inancı rejim oluyor. Vatanla eş anlamına getiriliyor. Rejim düşman din diyorlar. İşte Mutezile bir zamanlar Abbas döneminde iktidara hakim oldular. E, meşhur imamlarımızdan Ahmet bin Hanbel Hazretleri e, müşriyetlerimizden çok eza çekti o zaman arz Bu Kur'an yüzünden. Yani Kur'an hadis mi kadim mi derlerden tabi konuya girmeyeceğim uzun olduğu için. Olduğu için. Tekvin Allah'tan yaratması Mevlamızın Allah Teala dediğini yaratır, diyet de anda yok eder. İnsanlar bir şey yaratamazlar. Ne de yaratmak yoktan var etmek. Bu. Hazır işte insan bir şey yapabilir. Mesela bir hanım un alır, yağ alır, işte tuz alır, şunu bunu alır, karıştırır. Ondan poğaça böyle bir şey yapabilir. Ama Oturdu efendim bir börek yapacak, misafir gelecek. Eyvah evde yağ kalmamış. Bak eli kolu bağlandı. Hepsi varsa yapabiliyor. Bugün bilim de işte bu. Evet atomlardan şunu yapılıyor, bu yapılıyor. Kimyasal işlemler yapışında bunlar yapılıyor. Ama olan maddelerden yaralanıyorlar. Yoktan var etmek ancak Allah'ın mahsus yarışan. Olan bir yok etmek bir şeyi o da Allah'ın mahsus bakan yani bir şey Allah var ettiyse Allah'ın var ettiği bir şey yok etmek o da yani Allah'a mahsustur. İnsan bir şey yok edemiyorlar. Efendim öldürüyor. Tamam öldürür ama yok olmaz. Böyle. Efendim çürüyor. başıma diye dönüşüyor. başıma madde dönüşüyor muhtemelen der. Topla madde dönüşüyor. dönüşüyor. Yani hiçbir zerre yok olmuyor. Yok olmuyor. başıma dönüşüyor. Yok olmuyor. Demek ki yoktan var etmek Allah Teala mahsustur. Olan bir şeyi yok etmek o da Allah Teala mahsus öyle mahsustur. Bir de inşallah kelime şahadeti ikinci bölümü peygamberimizin nübüvveti meselesi inşallah kısa tema inşallah. Tabi bu konu uzun olacak inşallah. Herhalde bir kaldı ama çek inşallah nasıl olsa. Muhammedun Resulullah kelimesi. Muhammed Peygamber Hazretleri Allah Teala'nın Resulü. Resul elçisi peygamberidir bela yapıyor. Peygamberimiz peygamberliğin son halkası Hatemen Nebiyin geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve Hatemen nebiin Nebilerin hitamı son halkası peygamberler son peygamber. Peki ne anlamına geliyor son peygamber? Arkadan başka peygamber gelmeyecek. Bu anlama geliyor bir. Bak gelmedi işte. Aşağı yukarı 1500 sene yaklaşıyor. Başka peygamber üzerine gelmedi. Gelmeyecek. İkinci anlamı şu. Peygamberimizin peygamberliği gereği yaşanmazsa insandan sonu, dünyadan sonu alemin sonu. Bu son peygamber bana gelir, son peygamber. Önceki peygamberler zamanında her topluma ayrı başka peygamber gelirdi. Bazen yeryüzünde aynı anda çok peygamber bulunabilirdi yeryüzünde. Hangi peygamberin ümmeti peygamberine aşırı dirense, aşırı inkarcılık etse, peygamber inanarak aşırı zulüm ederlerse, Allah Teala onları harekete batırıyordu. İşte batan kavimler belli işte. Bir Lut kavim mesela ki halı duruyor işte böyle. Canlı örnek önümüzde böyle. Duruyor. O batardı. Başta batmazdı. Neden? Önceki peygamberler yalnız bir topluma kabile peygamberdi bir. İkincisi arkadan başka peygamber geliyordu. insanı devam ediyordu. Bir toplum helak oluyordu, batıyordu. Ama insanın tamam bitmiyordu arkadan başka peygambere geleceği için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son peygamber muhtemelen, son fırsat bilebilsek onu değer bilebilsek böylece. Başka peygamber gelmeyecek. Eğer peygamber düşmanlığı aşırı giderse peygamber inanan mü'minlere aşırı zulüm baskı yapılırsa İslam Müslümanlara aşırı baskı yapılırsa Artık bu İslam yaşanmaz hale gelir, gelirse tabi ne olacak az cemaatimiz? İnsandan sonra olacak, dünyanın sonu olacak, işte kıyamet de bu olacak muhteremler. Bazı aklımıza gelip kendimize sorabiliyoruz. Acaba kıyamet yakın mı diye ne yapalım? Önce kendimize bakalım, evimize bakalım, çevremize bakalım. hem anlarız. Kendimizi kararını veririz. bence. Kendimize bakalım. Acaba bizler şu anda ne kadar peygambere bağlıyız? Ne kadar peygamberi seviyoruz? Ne kadar onun emirlerine tabiiz acaba? Onun dinine kadar yardım ediyoruz acaba? Evimizde ne kadar acaba İslam yaşanıyor? Şehrimiz nasıl yaşanıyor acaba? Buna bakalım. O zaman kararımızı verelim cemaatimiz. Bir de şu bir gerçektir. Ne kadar kavimler batmış ise, Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi kadar batmışlarsa, bu batma olayı, azap, helak bir anda gelmez. Mutlaka altyapısı oluşur. Altyapısı olur derbence. Bir denge bozukluğu başlar. Genelde kuraklık başlar, kuraklık başlar atacağım ademiz. Mesela Nuh kavmi helak olacak, batacak. Nuh artık bitti artık. Nasıl bitti ama? Ne kadar çalıştı? Bakınız tam 950 yıl. 950 yıl böyle. Hasta, yaralı mı anlamadı? İnsan yalvarıyor insanlara. Yalvarıyor böyle. Allah davet ediyor. Artık vakti çare yok artık hiç. Hatta bir gün giderken bir yere bakıyor karşıdan ihtiyar bir ama çok ihtiyar iki kişinin konuna girmiş. Torunların torunun konuna girmiş diye biri geliyor. Dedik ihtiyar torunlarına şu gelen Nuh mu dedi? Gözü seçeyim artık. Dedi Nuh. O yandan geçtiğinde de ona bir tüküreyim dedi. Bu duruma. Dua etsem bunu duyunca artık he, o zaman ben dua etti. Ya Rabbi bunları helak et, batır bunları ya Rabbi. Böyle tişi bırakma bunlardan. Mevlam buyurdu. Ya Nuh tamam bırak artık tebliğ. Bırak peygamberliği. Gemi yap bakalım. Şimdi ne oldu? Önce kurak başladı. Su dengesini Mevlam bozdu. Su dengesini bozdu Mevla. Ya gökten hiç inmiyor. Ama sıcak. Şimdi ne olacak olunca yerdeki su buharlaşıyor, yukarı çıkıyor. Dünyadaki su azalıyor. Hızlı buharlaşma oluyor. Ne su kuvvetli olsun o kadar hızlı buharlaşma oluyor. yerde muazzam hızlı buharlaşma oluyor. Tabi yani denizde olmuyor bu. Topraktaki su gidiyor, insan bedenindeki su gidiyor, meyvedeki su gidiyor, ottaki su gidiyor su devamlı buharlaşmada, hızlı buharlaşma. Peki neydi bu buharlar? Gökte onu depoluyor Mevla Allah depoluyor onları Yani koca denizde, okyanusda, deryalar gökyüzünde havanın hafif buhar şeklinde gökte bu, de, bunlar depolandı bunlar. Depolandı. depolandı. Tabi uzun yıllar kurak olunca ağaçlar kurudu, ot mod kalmadı, Hayvanlar aç, zayıf, Ölüyor hayvanlar. Yumurtlayan tavuk yok, süt veren inek yok. Hayvanlar açtan ölüyorlar. Bir tek bitki ot bir şey olmuyor. İnsanlar da çıldıracaklar. Ama hal gelmiyorlar. Günümüzde o şekilde. Deprem oluyor efendim bilimsel şunlar şunlar. Hayatları. Hem bari insan hayatını kim yarattı be? Dünyayı kim yarattı? İçimizde kan damarı kim Onu oraya yarattım, benim yarattım. şey. Sonunda Nuh Aslan'ım onlara haber verdi. İşte filan günü Afad gelecek afet gelecek. Mevlam ona buyurdu, ya Nuh. Havva annemizin ekmek pişirdiği bir tandır vardı. Havva anamız dünyaya inince, tabi o zaman ne yapmış Adem Aleyhisselam babamız? Bir taşı oymuş içini, tandır yapmış. Havva anamızın ekmek pişirilmiş, o havamızın tandır tanıdığı kalmış, elde ona kalmış. Mevlam buyurdu, vefaretten nuru, o tandır bir infak edecek, patlayacak, oradan su fışkıracak Mevlam buyurdu, su fışkıracak. Yerden oradan su fışkırınca, ama vefaret, hevran yani infak ederek, seçti, tazdikle su fışkıracak, Mevlam buyurdu, ya nu. fışkırınca, işte tufanın alameti başlangıcı bu olacak. Haber bu olacak. O zaman gemi bininiz. Mevlam buyuruyor, Efaretten nuru birden bire bir infilak. Kulaktan sana patlatan bir ses. Yer ya patladı, yerden ya sıcak su. Muazzam gökler doğru yükselen başladı. Bu an gemi gemiye bindiler. Şimdi onlar da bilmiyor ama tabii onlar hala. Ne diyorlar onlar? Bak uzaktan bir bulut geliyor. Uzaktan kara bulut geliyor. Onlar şimdi seviniyorlar ama yağmur yağacak diye. Seviniyorlar. Nuh Aleyhisselam gene yalvarıyor onlara. Gene yalvarıyor onlara. Gelin gemiye binin hadi kurtulursunuz. Oğlum biri bile bilmedi. Kenan bilmedi. Biz de, de bak bu geliyor. Bize yağmur yağacak. Artık gene bolluk fara gelecek. Ahmet evet geldi muhtemelen yağmur geldi ama tam yedi yıl gökte depolanan su. Yedi yıl. Gökte depolan su. Öyle bir indi ki yer yüzüne yerden de fışkırdı. Yer altında kalan sular onlar fışkırdı, fışkırdı. Gökte öyle bir su indi ki bir anda, bir anda her taraf sel oldu. Böyle. Her taraf sel oldu. Aynı tabi gene kurtuldular. Şimdi diyeceğim aziz cemaatimiz, ne kadar kavmine bakmışsa, önce Mevlam bunlarda doğal denge Mevlam bozdu aziz cemaatim. Bak, doğal denge böyle. Su dengesi bozuldu, hava dengesi bozuldu, aşırı şunlar bunlar böylece. İşte günümüze bakalım az cemaatimiz. Yani doğal dengeler bozulma varsa bundan da biraz korkalım. Allah tebis ederim inşallah Teala. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah Teala'nın gönderdiği Hatemül Enbiya'dır. Son peygamberdir. insanlara, bizlere son fırsattır. İslam düşmanı yapana gerçekten düşmanları insan mı yapıyorlar? Kendini yapıyorlar. Kendini yapıyorlar çünkü son peygamberin peygamberlik dönemi kapanacak olsa, İslam yaşayamayacak olsaldı konun sonudur. Diğer Teala, Fatiha.